Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kovalent ve metalik bağlardan bahsetmeye başlayacağız bu dersimizle birlikte. Daha önceden etkileşimleri sınıflandırmıştık. Demiştik ki güçlü ve zayıf olmak üzere iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Güçlü etkileşimlerimiz iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. Zayıf etkileşimleri de daha sonra göreceğimiz üzere hidrojen bağ ve van der Waals etkileşimleri olmak üzere gruplandırmış olacağız. Şimdi iyonik bağdan daha önceden bahsettik. Dedik ki metal ametal arasındaki etkileşim türünü, bağ türüne biz iyonik bağ diyoruz. Bunlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetidir demiştik. Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti olarak tanımlamıştık. Yapısından bahsetmiştik, demiştik ki bir yığın yapısı var burada. Birim hücrelerden oluşan bir örgü, ağ örgü yapısından sahip olduklarından bahsetmiştik. Ve genel özelliklerini söyledik, Lewis yapılarını çizdik, bunlara dair isimlendirmeyi de yaptık, her şeyi bitirdik. Artık bizim güçlü etkileşimleri tamamlamak için şu anda yapacağımız çalışma bizi bekliyor. Yani kovalent bağ ve metalik bağdan bahsediyor olacağız ki zaten iyonik bağ ve kovalent bağ daha önceden de aşinayız. Sadece üstüne bir şeyler ekliyor oluyoruz burada. Şimdi kovalent bağı tanımlayacak olursak demiştik ki İyonik bağda metal ve ametal arasında gerçekleşiyor ve elektron alışverişine dayanıyordu. Ancak kovalent bağı metal iyonik bağdan ayıran en önemli nokta ametal atomları arasında oluyor ve burada elektron ortaklaşması söz konusu. Yani metaller elektron vermek istiyor, ametaller elektron almak istiyor. Dolayısıyla alışveriş yapıp onlar kendilerince keyiflerini sürebiliyorlar. Ancak ametaller bir araya geldiği zaman ikisi de elektron almak istediği için orta yolu şöyle buluyorlar, diyorlar ki ikimiz de elektron almak istiyoruz. Dolayısıyla ne yapalım? Gel elektronlarımızı ortaklaşa kullanalım. Böylece problemi çözelim. İkimiz de mutlu olalım diyor. Peki biz molekül yapısından bahsedecek olursak, elementel molekül yani diatomik yapılardan bahsedecek olursak burada Lewis yapılarını nasıl çizeriz, nasıl bir birleşme söz konusu olur? Önceliğimiz ondan bahsetmiş olacak. Arkadaşlar şuna dikkat. Şimdi öğreneceğimiz Lewis yapıları bize bir tık sonra polarlık apolarlık kavramında çok önemli, çok işimize yarıyor olacak. Apolarlık polarlık mevzusunu öğrendikten sonra bir sonraki dersimizde göreceğimiz zayıf etkileşimler de çok çok önemli olacak. Dolayısıyla bu kısımları atlamamak gerekiyor. Üst üste binen konular. Tabii ki iyonik bağdaki Lewis yapısını da gördük. Bunun ondan çok daha farklı olduğunu az sonra fark edeceğiz. İyonik bağdaki bu kadar da önemli değildi. Çünkü iyonik bağ kendi içerisinde durumu söz konusu, üst üste binen bir durum yok. Ancak burada Lewis yapısını anlamazsan az sonra polarlığı apolarlığı anlamazsın. Onu anlamazsan bir sonraki derste işleyeceğimiz zayıf etkileşimleri anlamazsın. Çözünme olayını anlamazsın. Anlamazsın da anlamazsın. Yani bu ders aslında senin kimya hayatını etkileyecek çok önemli bir ders. Haberin olsun. O zaman hidrojenden bahsederek başlayalım. Ben H2 moleküllerini nasıl çizerim? Bunların Lewis yapısı nasıldır? Şimdi demiştik ki Lewis sembollerini çizerken öncelikle valans elektronlarına yani son katman elektronlarına bakacağım. Hidrojenin bir tane elektron olduğuna göre hidrojenin yanına bir tane nokta koymam yeterli oluyor biliyordu. Ve bu nokta sayısı yalnız kalan nokta sayısı onun bağ kapasitesini veriyor. Şimdi hidrojenin birinde bir tane nokta var. Diğerinde de aynı şekilde bir tane nokta var. Ortaklaşa kullanımdan bahsediyorduk. Dolayısıyla hidrojenler diyor ki gel şu yalnız kalan elektronlarımızı ortaklaşa kullanalım. Ve buradaki ortaklaşa kullanılan elektronları biz bir çizgi şeklinde ifade edebiliriz. Her bir çizgi iki elektrona denk gelecek diye düşüneceğiz. Ve bu onun Lewis yapısını, Lewis formülünü bize verecek. Burada iki tane elektron var. Dolayısıyla ben artık şöyle düşündüğüm zaman hidrojenin birini kapatıyorum. Bunun kaç tane elektronu var? Ortaklaşa kullandıklarına göre bu bağ iki tane elektrona denk geliyor. İki tane elektronu var. Yani dubletine uygun durumda kararlı hale gelmiş. Aynı şekilde bunun için de geçerli. Bu da dubletine uygun durumda. Bu da kararlı hale gelmiş. Ki bağ yapımı, bağ yapmalarının sebebi neydi? Oktet veya dublet kuralına uyarak kararlı hale gelmek istemeleriydi. Metaller elektronlarını oktete veya dublete uygun hale gelmek için veriyorlardı. Ametallerini bu yüzden alıyorlardı. Aslında iyonik bağla kovalent bağın temeldeki mantığı aynı. Oktet veya dublet kurallarına uygun hale gelmek ancak bunu farklı yollarla yapıyorlar. Flordan bahsedecek olursak, florda ne varmış? Valans elektron sayısı 7. Dolayısıyla 7 tane nokta koymamız gerekiyor ve ikişerli olarak hani şöyle yapıyorduk. Ben florun Lewis nokta yapısını göstermek istiyorsam herhangi bir köşeden başladıktan sonra atıyorum şuradan başlamış olayım. 4 köşesine birer tane nokta koyarak devam ediyorum. Ta ki 7. noktayı da koyana kadar. 1, 2, 3, 4. Ardından ikinci tura dönüyorum. 5,
6, 7 tane noktamı koydum. Şimdi çift haline gelen elektronlar zaten hallerinden memnun. Şuradaki tek kalan elektronla bağ yapacak elektronlar olacak. Dolayısıyla sadece bir tane tek elektronun yalnız elektron olduğu için florun bağ kapasitesinin 1 olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla da flor flor arası ben Lewis yapısını çizerken şu elektronların ortaklaşa kullanıldığını ve Lewis formüllerinin aha da böyle olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki çift olarak kullanılmış bağ yapısına katılmayan elektronları da gene belirtmek zorundayım. Yani şu molekül yapısından bahsediyorsam bağ yapısına katılmayan toplam 6 çift elektron vardır veyahut 12 tane elektron vardır ve 2 tane elektron da bağ yapısına katılmıştır. Aralarında tekli kovalent bağ vardır diyeceğim. Hidrojene diyecek olursam bağ yapısına katılmayan elektron hiç yok. Dublet kuralına uygun oldukları için ve 2 tane elektron da bir tane tekli bir bağ oluşturmuştur diyebiliriz. Gelelim oksijenden bahsetmeye. Oksijenin valans elektron sayısı 6. Dolayısıyla Lewis sembollerini yazarken böyle yapacağız. Burada İki tane yalnız nokta var. Bu oksijenin bağ kapasitesinin 2 olduğunu gösterir. Dolayısıyla bunlar oktete uygun davranışa sahip olmak isterken ne yapacaklar? Hem bu elektronlarını hem de bu elektronlarını ortaklaşa kullanacaklar. Yani iki çift elektronu ortaklaşa kullanacaklar ki oktet kuralına uyabilsinler. Şimdi şurada düşündüğün zaman bu çizgi iki tane elektrona denk geliyordu. 2, 4, 6, 8 tane elektron oldu. Bu haliyle oktete uygun durumda. Oksijen için aynı şeyi söylemek için ne yapacağız? Buradaki İki çift elektronu bağ yapısına katılacağız. Yani çiftli bağ olacak aralarında. Diğer elektronlar bu şekilde bağ yapısına katılmadan kalacak. Dolayısıyla ben oksijenlerden herhangi birine baktığım zaman diyeceğim ki 2 çarpı 2'den 4 tane elektron bağ yapısında var. 4 tane elektron da burada bağ yapısına katılmamış halde var. Gene 8 elektron oldu. Yani oktet kuralına uygun hale gelmiş oldu. Dolayısıyla bu yapıda ne diyeceğiz? Toplama baktığımız zaman 8 tane bağ yapısına katılmayan elektron var. 4 tane bağ yapısına girmiş elektron var ve oksijen atomları arasında ikili kovalent bağ vardır diyebiliriz. Azottan bahsedelim o zaman. Azotta da valans elektron sayısı 5 olduğu için 3 tane yalnız elektron var bu şekilde azot atomunun yapısında. Yani bağ kapasitesi 3. O yüzden burada üçlü bağ bekliyor olacağız. Ne diyeceğiz? Azot atomları var şimdi yan yana gelmiş. Şu elektronlar ortaklaşa kullanılmış. Bu elektronlar ve bu elektronlar birbirleriyle çift haline gelmişler. Ortaklaşa kullanılmışlar diyebiliriz. 3 tane ortaklaşa kullanılmış çift haline gelmiş elektron olduğu için aralarında üçlü bağ olduğunu vurgulayacağız. Ve bağ yapısına katılmayan elektronları da gene noktalarla göstermeye devam edeceğiz. Bu şekilde 3 çarpı 2'den 6 elektron bağdan ötürü var. 2 tane elektron da burada var. Azot da bu şekilde gene oktetine uygun hale gelmiş durumdadır diyeceğiz. Peki bu bir molekül yapısında yani farklı türdeki atomlar bir araya gelmişse bileşik yapısını oluşturmuşsa ne yapacağız? Mesela hidrojenimiz var, klorumuz var. Şimdi burada hidrojenin valans elektron sayısı 1, klorun valans elektron sayısı 7. Dolayısıyla noktalarını koyduğumuz zaman şunu görüyoruz ki hidrojende bir tane yalnız elektron var. Klorda da bir tane yalnız elektron var. Yani ikisinin de bağ kapasitesi 1. Dolayısıyla ortaklaşa kullanılmayı bekleyen İkisinde de birer tane elektron var. O zaman ben bunu Lewis yapısını çizerken şöyle çizerim. Hidrojen, kloru şöyle koyarım. Tabii ki ortaklaşa kullanılmayan bağ yapısına katılmayan elektronları da gene belirtmek zorundayım. Ben aralarında ortaklaşa kullanıldıkları elektronları sadece çizgi olarak belirteceğim. Tekli bağ var arada ve hidrojen kendi kendine dubletine uygun hale gelmişken bu çizgiyle iki tane elektrona kavuşurken klora baktığım zaman 2, 4, 6 çizgi de 2 tane elektrona denk geliyordu. 8 tane elektronu var. O da oktetine uygun hale gelmiştir diyeceğim. Gelelim. Hidrojen ve oksijenden bahsediyorsam. Bakın arkadaşlar hidrojende bir tane valans elektron var. Oksijende 6 tane. Lewis noktalarını koyduğum zaman bunun bir tane noktası var. Oksijenin 2 tane noktası var. Bu ne demek? Bunun bağ kapasitesi 1. Bunun bağ kapasitesi 2'dir. Yani oksijenin şu iki elektronunu da ortaklaşa kullanabileceği hidrojene ihtiyacı var. Bu yüzden hidrojen tek başına yeterli değil. Tamam, şu elektronlar ortaklaşa kullanıldı. Hidrojen oksijenle bağ yaptı ama şu elektronun da bir şeyle bağ yapması lazım. Bunu kurtarmak için ne yapıyor? Bir tane hidrojen hemen arkadaşının yardımına koşuyor. O da kendi elektronunu bununla ortaklaşa kullanıyor. Bu yüzden suyun molekül yapısını çizdiğimiz zaman, Lewis formülünü çizdiğimiz zaman ne diyeceğiz? Şimdi şurada iki tane hidrojen var. Birer tane bağ yapmış durumda. Ve oksijenin şöyle iki tane elektron çifti de yanda o bağ yapısına katılmamış halde duruyor olacak. Bu yüzden hidrojenle oksijen arasındaki bileşik
H2O şeklinde ifade edilirken hidrojen ve klor arasındaki bileşik HCl şeklinde ifade edilecek. Çünkü bağ kapasitesi bir tane bağ yapıyorlar. Bağ kapasitesi 1'e 2 olduğu için 2 tane hidrojene ihtiyaç var. Gelelim azot hidrojenden bahsetmeye. Hidrojenin 1, azotun 5 valans elektron olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla azotun 3 tane yalnız elektronu var. Yani 3 tane bağ yapması gerekiyor. Bu hidrojen bununla bağ yaptığı zaman yeterli olmayacağı için ne yapacak? 2 tane daha hidrojen bu arkadaşlarının yardımına koşacak. Bunlarla bağ yapacaklar. O yüzden azot ve hidrojen arasında amonyak NH3 şeklinde bulunuyor. Dolayısıyla ben bunu Lewis formülünü çizecek olursam ne diyeceğim? Şimdi azotum var. 3 tane hidrojenle şöyle birer tane kovalent bağ yapmış durumda ortaklaşa elektronlar kullanarak. Ve azotta şu elektron çifti de sabit olarak kalmış durumda olacak. Gelelim karbon ve oksijenden bahsetmeye. Karbonun bağ kapasitesinin 2 olduğunu görüyoruz. Valans elektronu 6 olduğu için. Karbonun 4 tane valans elektronu var. Dolayısıyla bağ kapasitesi 4. Yani 4 tane yalnız elektron var. O zaman şimdi şu elektronla bu elektron ortaklaşa kullanılsın. Bununla da bu kullanılsın. Ancak karbonda hala daha 2 tane yalnız elektron var. Ve bunları da birileriyle ortaklaşa kullanmak istiyor. Ne yapıyor? Oksijenin hemen bir arkadaşı burada yardımımıza denk geliyor. Ve şu elektronlarla bu elektronların da ortaklaşa kullanılmasıyla bu mevzuyu çözüyor. O yüzden karbon ve oksijen arasında karbondioksit bileşiği kararlı halde oluyor. Dolayısıyla ben bunu Lewis formülünü çizecek olursam ne diyeceğim? Karbon var ve yanındaki oksijenlerle ikişer tane elektron çifti oluşturduğu için çiftli bağlar yapmış. Karbonun merkez atom olarak burada elektron çifti kalmamış başka bağ yapısına katılmayan ve oksijenler de etraflarında şu ikişer çift elektron bağ yapısına katılmadan kalmış diyeceğiz. Lewis formülünü de bu şekilde göstereceğiz. Dikkatinizi çekerse oksijene bakıyorum mesela 2, 4. Burada da ikili bağ var. Toplamda 8 tane elektron oldu. Yani oktetinoydu. Karbona bakıyorum 2, 4, 6, 8 tane elektron oldu. O da oktetoydu. Burada da aynı şekilde azota bak. 2, 4, 6, 8 tane elektronu var. Oktete uygun. Oksijene bakıyoruz 2, 4, 6, 8 oktete uygun. Temeldeki amaç neydi? Bileşiği oluştururken dublet veya oktet kuralına uygun hale gelebilmekti. Şimdi Lewis yapısını güzelce öğrendiğimize göre bunları çizerek biz bir bağın ve daha sonrasında da bir molekülün polarlığını apolarlığını açıklayabiliriz. Şimdi bağlarda polarlık apolarlık diyorsak mevzumuz kolay arkadaşlar. Şundan bahsedeceğiz. Apolar olmak demek kutupsuz olmak demek. Yani tam bir simetrik durumdan bahsediyor olacağız. Ancak polarsa kutuplu bir mevzu var. Yük dağılımı tam eşit bir şekilde yapılmamış. Şimdi kutupsuz olabilmesi için ortaklaşa kullanılan bu elektronlar vardı ya, onlara uygulanan çekim kuvvetinin eşit olması gerekiyor. Bağda polarlıktan bahsediyorsak. Dolayısıyla bu çekim kuvvetinin eşit olması için de aynı tür atomların olması gerekiyor ki elektronegatiflik değerleri eşit olsun. Bu elektronegatiflik değerleri eşit olduğu için bağdaki polarlık olmasın. Yani kutupsuz bir durum olsun. Elektronlara uygulanan çekim kuvveti sabit olsun. Ancak eğer farklı tür atomlar kullanırsam, bir molekülün yapısında farklı tür atomlar varsa, bunların ortaklaşa kullanılan bu elektronlara uygulayacakları çekim kuvveti farklı olacağı için kutuplu bir durum olacak. Elektronlar bu taneciklerden birine daha yakın bir konumda bekliyor, duruyor olacaklar. Yani aynı tür atom. Hidrojen molekülleri, H2 moleküllerinden bahsediyoruz. Arada 2 tane elektron var. Biz şöyle çizecek olursak hidrojen var. Bir tane daha hidrojen var. Bu ortada duran, ortaklaşa kullanılan elektronlar ikisi de eşit kuvvetle çekeceği için ikisinin tam arasında duruyordur aslında. Ancak hidroklorik asitten bahsediyorsam şimdi hidrojen var, klor var. İkisi de birer tane elektronunu getirdi, ortaklaşa kullanıyorlar. Ancak biz elektronegatiflik kavramını nasıl tanımlamıştık? Demiştik ki ortaklaşa kullanılan bağ elektronlarına yapılan çekim kuvveti. Klor periyodik sistemde daha sağda, dolayısıyla hidrojene göre daha yüksek bir elektronegatiflik değerine sahip. O yüzden bu ortaklaşa kullanılan elektronlar şöyle klorun dibinde duruyor. Buradaki bağı şöyle ifade edebiliriz bu yüzden. Klora çok daha yakın duruyor elektronlar. Bu yüzden de diyeceğiz ki klor tamam toplam yük sıfır belki ama kısmi olarak negatif yüklüyken hidrojen kısmi olarak pozitif yüklenmiştir diyeceğiz. Elektronlar klora daha yakın durduğu için. Ancak burada ikisi arasındaki mesafe eşit. Elektronlar ikisine de eşit uzaklıkta duruyor. Dolayısıyla ikisi de aslında yüksüzdür şeklinde ifade edebiliriz. En azından nötrlük durumundan bahsedebiliriz. Aynı tür illaki tek bağ olmak zorunda değil. Hidrojen arasında tekli bağ var.
klor klor arasında tekli bağ var. Dolayısıyla bunların elektronegatiflik değerleri de birbirine eşit olduğu için bu bağ apolar yapıda olacak, kutupsuz olacak. Oksijenler arasında çiftli bağ var. Evet ama buradaki çiftli bağ ikisi de eşit kuvvetle çektiği için yine apolar yani kutupsuz olacak. Benzer şekilde azot atomları arasında oluşan bu üçlü bağ da eşit kuvvetle çekildiği için apolar olacak. Ancak hidroklorik asit dedik ki klor daha çok çekiyor, o yüzden hidrojenden daha uzak, klora daha yakın duruyor. Oksijen hidrojen arasındaki bağlardan bahsedecek olursak şöyle ifade edebiliriz. Oksijen elektronegatifliği daha yüksek olduğu için burada ortaklaşa kullanılan elektronlar oksijene çok daha yakın durumda duracak. Şöyle ifade edebiliriz. Oksijene yakın durdukları için oksijen kısmi olarak negatif, hidrojenler ise kısmi olarak pozitif yüklenmiş olacak. Bu da bağların kutuplu olduğunu gösterecek. Benzer şekilde karbondioksit yapısından bahsediyorsam oksijenlerin elektronegatiflik değerleri daha büyük olduğu için elektronlar karbondan uzak, oksijenlere yakın konumlarda duracak. O yüzden oksijenler kısmi negatif, karbon ise kısmi bir şekilde pozitif değer alacak. Bu şekilde de bağın polar yapıda olduğunu ifade edeceğiz. Ancak illaki bir yapının içerisindeki bütün bağlar polar ya da tamamı apolar olmak zorunda değil. Bunu yapının içerisindeki bağlardan kendimiz de çözümleyebiliriz, çıkarabiliriz. Ne diyeceğiz mesela? Hemen bize bir molekül yapısı vermiş. Molekül yapısına baktığımız zaman şimdi karbonla hidrojen arasında bakacağımız şey nedir? Aynı tür mü, farklı tür mü? Karbon ve hidrojen. O zaman polar abi. Karbon hidrojen, o zaman polar. Karbon hidrojen, bu da polar. Bu da polar. Bu da polar, bu da polar. Çünkü farklı tür atomlar arasında oluşmuş. Buna baktığımız zaman bu ucunda da karbon var, bu ucunda da karbon var. Karbonların üzerindeki baskı, etki birbiriyle tamamen aynı. Dolayısıyla bu apolar bir kovalent bağdır. Etkileşim, buruna uygulanan çekim kuvveti, elektronlara uygulanan çekim kuvveti iki taraftan birbirine eşittir. Yani kutupsuzluk durumu burada söz konusu. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bağlardaki polarlıktan bahsettik şu anda. Çünkü bir bağ polarlığı var, bir de molekül polarlığı var ki molekül polarlığı tabii bunun yanında çok çok daha önemli bir yere sahip olacak bizim için. Molekül polarlığını belirlerken de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer molekül içi bağlar apolarsa, yani kutupsuz bir bağdan bahsediyorsak buradaki molekülümüz de apolar olur. H2'den bahsediyorsan hidrojen hidrojen arası bağlar apolar, dolayısıyla molekül de apolar. Yani kutupsuz. Klor, oksijen, bunların bağları apolar olduğu için molekülü de apolar olacak. Molekül içi bağlar polarsa mevzu değişiyor zaten. Molekül içi bağların polar olması molekülün de polar olacağını bize göstermiyor. Bu sefer yapıyı çiziyoruz ve yapının simetrisine bakıyoruz. Eğer simetrik bir yapı varsa molekül içi bağlar polar olmasına rağmen o moleküllerin apolar olduğunu söyleyeceğiz. Eğer molekül içi bağlar polar ve bunun yanı sıra yapı da asimetrikse o zaman molekülün de polar olduğunu söyleyeceğiz. Hemen Lewis yapılarından birazcık daha bunu gözlemleyelim. Metan dediğimiz yapı karbon 4A grubundaydı. Dolayısıyla 4 tane bağ yapacak. Hidrojenle ne yapacak? Şöyle 4 taraftan birer tane bağ yapacak. Hidrojen tek bir tane elektron olduğu için hep tek bağ yapıyor olacak. Yapıya bakıyoruz. Şimdi bağlar, içerideki bağlar karbon hidrojen arası olduğu için, yani farklı tür atomlar arasında olduğu için polar. Ancak molekül yapısına baktığım zaman gayet simetrik bir yapı var. Hidrojenler birbirini dengeliyor. Yani yapı, molekülün kendi yapısı simetrik olduğu için apolardır. Karbondioksiti az önce çizdik. Şöyle hatırlayalım sadece. Karbon oksijen arasında olduğu için bu bağlar polar yapıda, ancak molekül yapısına baktığımız zaman bu iki oksijen birbirinden geliyor. Yani gayet simetrik bir durum var. Dolayısıyla karbondioksit de apolar yapıda oluyor. BH3'ten bahsedecek olursak bor bir 3A grubu elementiydi. Dolayısıyla hidrojenler, yani elektron sayısı 3 tane, hidrojenlerle 3 hidrojenle şöyle birer tane bağ yapacak. Yapıya baktığım zaman burada molekül içi bağlar polar. Onunla ilgili sıkıntı yok. Farklı tür atomlar arasında olduğu için, ancak gayet simetrik bir görüntü var. Simetrik bir yapı var. Hidrojenler şöyle karşılıklı olarak birbirlerini dengeliyorlar. Bu yüzden yapı simetrik olduğu için molekülün kendisi apolar, yani kutupsuz bir yapıya sahip oluyor. Yapı asimetrikse ne oluyor peki? Sudan bahsedecek olursak suyun yapısını az önce çizmiştik. Şöyle bir görüntüsü vardı. Buradaki elektron çiftleri arkadaşlar suyun yapısındaki şu kırık doğru şeklini almasını sağlıyor. Bu kırık doğrudan ötürü de molekül asimetrik bir görüntüye sahip oluyor. Bu da onun polar molekül olmasına sebep oluyor. Yani şöyle aklımızda tutabiliriz aslında. Lewis formülünü çizdiğin zaman
merkezdeki atomunda eğer elektron çifti kalmışsa kesinlikle kesinlikle polar bir molekül yapısından bahsediyorsundur. Çünkü buna bakıyorum, karbonda elektron çifti yok, o zaman apolar. Buradaki karbona bakıyorum, elektron çifti yok, o zaman apolar. Burada borda elektron çifti yok, o zaman apolar. Tabii ki burası büyük ihtimalle. Ama burada elektron çifti var, o zaman kesinlikle polar diyorum. Amonya hatırlayalım hemen, az önce çizmiştik. Şöyle hidrojenler vardı ve azot da bir 5A grubu elementi olduğu için elektron çifti kalıyordu. Bakın BH3 yapısıyla NH3'ün farkı, en önemli farkı bu. Bor 3A grubu elementi olduğu için elektron çifti kalmıyor. O yüzden apolar yapıda oluyor. Ancak amonyakta 5A grubu elementi olduğu için azot elektron çifti kalıyor. Bu yüzden bu polar yapıda oluyor. CH3OH'a geldiğimiz zaman. CH3OH'ı nasıl çizeceğiz? Şöyle karbonlar hidrojenlerle bağ yapacak. Burayı çok ezberden, çok Lewis yapısını çizmek zorunda olduğumuz bir yapı değil aslında. Şöyle oksijenler var. Böyle bir hidrojen olacak. Burada oksijeni ben merkez atom olarak kabul edersem elektron çiftleri yapının asimetrik hale gelmesini sağlıyor. Bu da onu polar hale getiriyor. Birazcık ezberimizi kolaylaştırmak için, işimizi kolaylaştırmak için şunu unutmayalım arkadaşlar. Organik bileşikte OH varsa yapı polardır. Kafadan bunu söyleyebiliriz. Yani herhangi bir şekilde Lewis yapısına falan girmemize gerek yok. Bir organik bileşik verdi. Karbonlu hidrojenli bir bileşik verdi. Sonunda OH'ı gördük. Kesinlikle polardır diyeceğiz. Benzer şekilde NH2 gibi bir şey görüyorsak sonunda bu kesinlikle ve kesinlikle polardır. Bunun kaçar yeri yoktur. Ancak hidrokarbonsa, yani sadece hidrojen ve karbondan oluşan bir yapıdan bahsediyorsak kesinlikle ve kesinlikle apolardır. Bunun için de herhangi bir şekilde molekül yapısını çizmene falan uğraşmana gerek yok. Bir molekülün yapısında sadece hidrojen ve karbon varsa, yani bir hidrokarbonsa kesinlikle apolar bir molekül yapısıdır diyebiliriz. Hemen örneklerle bunu birazcık daha anlayalım. Mesela pH3 yapısını verdiği zaman P'nin biz şöyle olduğunu biliyoruz. 2, 8, 5, 15 tane proton olduğuna göre elektron dağılımı budur. Dolayısıyla 5A grubu elementidir ve valans elektron sayısı 5'tir. Hidrojenin 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben bunun Lewis yapısını çizecek olursam diyeceğim ki bu 5 tane elektronu nasıl yerleştirelim? Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta koydum. Şurada elektron çiftim var. Sabit olarak kalacak o. Diğer 3 tane yalnız elektron hidrojenlerle birer tane bağ yapacak. Dolayısıyla merkez atomumda elektron çifti kaldı. Amonyak yapısına çok benzer bir yapı var. O zaman bu molekülüm polar, yani kutuplu bir moleküldür diyebilirim. Gelelim bundan bahsetmeye. C2H6. Aslında benim işim çok kolay. Diyorum ki sadece karbon ve hidrojen var. Bunun dışında bir yapı yok. O yüzden aslında çizmeme bile gerek yok. Apolar olduğunu yapıştırabilirim. Ancak Lewis yapısında da bunu biraz daha iyi görelim. 2 tane karbonumuz varmış. Bunlar birbirine bağlı. 3 tane hidrojen var. Bunlar her bir karbona 3 tane hidrojen bağlanmış şekilde duracak. Az önce gördüğümüz Lewis yapısı. Şimdi yapıya baktığım zaman molekül içi bağlar polardı. Bununla ilgili sorun yok, karbon hidrojen olduğu için. Şu yapı, şu bağ apolar bir bağdı, karbon karbon arası olduğu için. Molekül yapısına baktığım zaman gayet simetrik bir görüntü var. Hepsi birbirini dengeliyor karşılıklı olarak. Dolayısıyla apolar yapıda olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğimiz gibi burada şeye bakmama gerek yok. Karbon ve hidrojenden oluştuğu için, bir hidrokarbon olduğu için kafadan apolar olduğunu söyleyebilirim. Karbon tetraklorür yapısına geldiğimiz zaman karbonun Lewis yapısının, şöyle çizelim, karbon 2 toplamda, pardon şurası 6 olmak zorunda tabii ki, 2 4 şeklinde olduğu için 4 tane elektronu var. Yani Lewis yapısı bu şekildedir. Klordan bahsedecek olursak 2 8 7 olacak ki 17 tane elektronu tamamlasın. Dolayısıyla 7 tane valans elektronu var. O zaman klorun ki de 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde olmalı. Yani bağ yapısına katılacak bir tane elektronu var. Bunun bağ yapısına katılacak 4 tane elektronu var. O zaman deriz ki karbon her bir yalnız elektronuyla bir klora bağ yapacaktır. Ve Lewis yapısı anında böyle olacak. Tabii ki klorun elektronlarını, bağ yapısına katılmayan elektronlarını nokta olarak göstermek zorundayız. Bunun oktete uyduğunu söyleyebilmemiz için. Dolayısıyla ne oldu? Yapının gayet simetrik olduğunu görüyoruz. Her bir klor birbirini bir şekilde dengeliyor. O yüzden apolar bir molekül yapısından bahsetmiş oluyoruz. CH3Cl'ye gelecek olursak bu sefer diyor ki şu klorlardan birisi çıkmış, onun yerine hidrojen gelmiş. Yani Lewis yapısını aslında şöyle çizebiliriz. Burada klor var, bununla ilgili sorunumuz yok. Burada klor var, bununla ilgili sorunumuz yok. Burada bir tane klorumuz var.
Gene aynı şekilde elektronlarını yazdık. Ancak burada klor değil, hidrojen var. Dolayısıyla buraya hidrojenin gelmesi simetrik yapıyı bozdu. Tamam, bu klorlar mesela birbirini simetrik olarak dengeledi. Ancak klor ve hidrojen arasındaki elektronegatiflik farkı buradaki simetriyi bozuyor. Simetri yoksa apolar değil, polardır. Yani kutuplu bir yapıdır diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasına. Bu Lewis formülleri çok çok önemli arkadaşlar. Unutmuyoruz. İlerleyen zamanlarda karşımıza zayıf etkileşimlerde tekrar tekrar çıkıyor olacak. Şimdi mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. 10 tane bu sayıyı, 10 sayıyı ezbere bilmek zorundayız. Şimdi içindeyse de sonra için ezberlemek zorundayız arkadaşlar. Çünkü şimdi de isimlendirmelerde kullanacağız ve ilerleyen aşamalarda organik bileşiklerde tekrar tekrar kullanıyor olacağız. 10 tane sayıyı ezbere bildikten sonra isimlendirmemiz artık çok kolay oluyor. Bizim formülümüz basit. Öncelikle birinci ametalin sayısını söylüyorsun. Ardından birinci ametalin ametal adını veriyorsun. Artı ikinci ametalin sayısını veriyorsun. Ondan sonra da ikinci ametalin, unutmuyoruz arkadaşlar, normal adını değil anyon adını yazıyoruz. Nasıl yani? Hemen şu bileşikle görelim. Kaç tane hidrojen var? 2 tane. Dolayısıyla onun sayısını yazıyoruz dedik. Di. Sonra birinci ametalin adı hidrojenmiş. Dolayısıyla dihidrojen dedik. Ardından ne görüyor? İkinci ametalin sayısını. İkinci ametalimizin sayısı 1. Dolayısıyla mono dedik. Ve ardından ikinci ametalin anyon adını. Yani buraya oksijen yazmıyorum. Buraya hidrojen yazdık çünkü ametalin kendi adını yazıyorduk. Buraya oksijen değil monooksit. Hadi bunlar birleşsin. O'lardan iki tane olmasın. Monoksit şeklinde ifade edeceğiz. Yani oksijen değil oksit yazacağız. Gelelim buna. Birinci ametalimizin sayısı 2. Yani di. Adı nedir? Azot olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diazot. Burada 3 tane oksijen var. Dolayısıyla tri geldi. Biz ne yapıyorduk? İkinci ametalimizin anyon adını yazıyorduk. Yani trioksit şeklinde ifade ediyorduk. Gelelim buna. Di kükürt diyoruz. Çünkü ametalimizin kendi adı kükürt. Eğer kükürt ikinci sırada olsaydı biz onu nasıl isimlendirecektik? Sülfür şeklinde ifade edecektik. Ancak birinci sırada geldiği için dikükürt dedik. 5 olduğu için penta dedik. Ve tabii ki gene anyon adını yazdık. Oksit olarak ifade ettik. Benzer şekilde karbon birinci ametalin her zaman sayısını da yazıyorduk değil mi? Ancak şöyle bir istisna durumumuz var. Birinci ametalin sayısı 1 ise yazmaya gerek yok. İkinci ametalin sayısı 1 olsa bile o monoyu belirtmek zorundasın. Ancak birinci ametalin sayısı 1 ise orada mono yazmana gerek yok. Dolayısıyla monokarbon dioksit değil de bunu karbon, tabii ki hepimizin de bildiği gibi, dioksit olarak isimlendiriyor olacağız. İkinci ametalin her zaman için sayısını yazıyorsun. Mono olsa dahi, ancak birinci ametalin sayısı 1 ise yazmana gerek yok. Dolayısıyla burada da isimlendirirken mono kükürt demeyeceğim. Ne diyeceğim? Kükürt diyeceğim. Ve dioksit diyeceğim. İki tane oksijen olduğu için. Gelelim buraya. Birinci ametalim karbon, sayısı 1 olduğu için belirtmeye gerek yok. Dolayısıyla karbon yazdım. Bakıyorum 4 tane klor var. Dolayısıyla tetra önekini aldı. Ve klor deyip geçmiyorum. Çünkü klorun anyon adı klorürdü. Dolayısıyla bu karbon tetra klorür şeklinde ifade edilmek zorundadır. Kovalent bağı bu şekilde tamamlamış olduk. Karşımıza isimlendirmeler gelecek. Lütfen iyonik bağa geri dönün. Oradaki anyonları ve katyonları ve bunların isimlerini tekrar şöyle bir gözden geçirin. Unutmuş olma ihtimalimize karşılık. Metalik bağı tanımlayacak olursak şimdi iki tane tanım üzerinde gideceğiz. Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete biz metalik bağ diyeceğiz. Ve metal katyonları ile elektron denizi arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti olarak tanımlayacağız. Aslında ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Tabii ki buradaki ifade biraz daha akademik bir ifade olarak karşımızda duruyor. Şimdi peki temelinde yatan mevzu nedir? Bizim metallerimizin son katmanlarında bulunan elektronlar, yani değerlik elektronları bir elektron denizi oluşturuyor arkadaşlar. Atıyorum kalsiyumdan bahsediyorum. Kalsiyumun son katmanında iki tane elektronu var. O iki elektrondan kurtuluyor. Kendisi kalsiyum artı iki yüklü hale geliyor. İki tane elektron şöyle serbestçe ortada dolaşmaya başlıyor. Bir tane daha kalsiyum geliyor. O da aynı şekilde artı iki yüklü hale geliyor. Onun iki tane elektronu da ortamda böyle serbestçe dolaşıyor. Bir tane daha kalsiyum geldi. Onun elektronları da ortamda serbestçe dolaşıyor. İşte bu
değerlik elektronları ortamda bir elektron denizi yaratıyorlar. Serbestçe dolaşan binlerce, milyonlarca elektron oluyor ve bunların içerisinde yüzende katyonlar var ve bu katyonların bu elektronlarla her birinin etkileşimi var. Yani şuradaki bir katyon bu elektronla bir metalik bağ oluşturuyor. Benzer şekilde bununla da oluşturuyor. Bununla da oluşturuyor. Yani bu elektron benim, şu elektron senin durumu kalmıyor. Ortamda bir elektron denizi var. Bütün elektronlar hepimizin diyor bu katyonlar ve her biri her elektronla bir bağ oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla bu denizle yapılan ve çok sayıda metalik bağdan ötürü de metaller bazı özellikler kazanıyor. Ne gibi? Metalik bağ güçlü etkileşimlerden biriydi. Kimyasal özellik gösteriyordu. Bu yüzden metallerin erime kaynama noktaları oldukça yüksekti. Çünkü güçlü bir etkileşimdir dedik metalik bağ. Bu yapıdan ötürü, elektron deniziyle oluşturulan yapıdan ötürü. Hatta oda koşullarında civarı hepsi katı halde bulunuyordu bu yüzden ötürü. Ve elektron denizinin metalik bağ sayesinde metallere kazandırdığı bazı özellikler de ortaya çıkıyor. Ne gibi? Bu serbestçe dolaşan elektronlar. Biz demiştik ki moleküllerin sulu çözeltileri elektriği iletmez ancak iyonik bileşiklerin sulu çözeltileri elektriği iletir. Çünkü iyonik bileşikleri suda çözdüğün zaman ortamda iyonlar, yani yüklü tanecikler oluşur. Bunlar serbestçe dolaşabildikleri için elektriği iletebilir. Metallerin yapısına baktığımız zaman ortamda serbestçe dolaşan elektronlar var. Yani yüklü tanecikler var. Serbestçe dolaşan yüklü tanecik varsa elektrik iletkenliği vardır. O yüzden metaller katı halde dahi elektriği iletebilirler. Demek ki bunun sebebi neymiş? İşte burada oluşan elektron deniziymiş arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz peki? Elektron denizi sayesinde metaller ışığı yansıtma şansına sahip oluyor. İşte bu hareket eden elektronlar ışığı yansıtma kapasitesi kazandırıyor. Bu da metallerin parlak görünmesine sebep oluyor. Bu yüzden metaller parlak ancak ametaller mat yapıda oluyorlar. Başka neye sebep oluyor peki? Tanecikler arası etkileşimin güçlenmesine sebep oluyor ve hareketliliğe sebep oluyor. Yani ben gelip balyozu alıp ya da bir çekici alıp metalin üstüne vurduğum zaman bu katyonların yeri değişirken elektronlar hemen ona göre kendilerine yeni pozisyonlar oluşturuyor ve belli bir şekle gelmesini sağlıyor. Yani ben döverek bunlara şekil aldırabiliyorum. Bu sayede de işleyebiliyorum, yani tel ve levha haline getirebiliyorum. Bunun temelinde yatan sebep neymiş? İşte bu elektron denizi. Herhangi bir ametalde bunu yapamam. Tel ve levha haline getiremem, yani işleyemem. Çünkü şekil almazlar, ne yaparlar? Ona kırılgan hale geliyorlar. Elektron denizi sayesinde metaller kırılgan değil, işlenebilir haldedirler. Tel ve levha haline getirilebilir diyeceğiz. Peki metalik bağ şöyle birazcık tanıdığımıza göre bunun kuvvetinden nasıl bahsedebiliriz? Şimdi kimler arasında oluşabilir? Bir metal atomlarının kendi arasında oluşabilir veyahut farklı tür metaller arasında oluşabilir. Yani alaşımların yapısında bulunabilir. Şimdi aynı tür metallerden bahsediyorsak bunların erime noktaları neye göre değişir? Tabii ki metalik bağın kuvvetine göre. Metalik bağ ne kadar güçlüyse erime noktası o kadar yüksektir diyeceğiz. Peki bu metalik bağın güçlü olmasına periyodik sistemde nasıl karar veririz? İki önemli noktaya bakacağız. Bir, atomun çapı. Atomun çapı büyüdükçe şöyle düşünelim. Bizim ikisinde de katyonumuz olacak. Lityum ve sodyum. Bunlar lityum bir üst periyotta, sodyum bir alt periyotta yer alıyor. Ve lityumun iki tane katmanı var. İkinci katmanında bir tanecik elektronu var. Sodyumun üç tane katmanı var. Üçüncü katmanında bir tane elektron var. Ve bunların valans elektronu, değerlik elektronları, yani elektron denizini oluşturacak elektronları bu son katmandaki bir tane elektronları sadece. Dolayısıyla bunları verdikleri zaman atom çapına bakacağım. Bunun protonları değerlik elektronlarına daha yakın bir noktada durabileceği için, çapı çok küçük çünkü, daha yüksek bir etkileşim oluşturuyor. Ancak bunun protonları değerlik elektronlarına, elektron denizine daha uzak bir noktada olduğu için daha zayıf bir etkileşim oluşturacak. O yüzden lityum büyüktür, sodyum şeklinde ifade edeceğiz. Dolayısıyla atom çapı küçüldükçe metalik bağın kuvveti artar diyeceğiz. Periyodik sistemde de o zaman yukarı doğru gittikçe metalik bağın kuvveti artar diye yorumlayabiliriz. Peki aynı periyotta sağa yukarı doğru gidecek olursak, sağa sola doğru gidecek olursak ne olur? Bu sefer lityum ve berilyumdan bahsedelim. Yani 1A grubu elementi ve 2A grubu elementinden bahsedecek olursak. Şimdi lityumun son katmanında sadece bir tane elektron var. Berilyumun son katmanında iki elektron var. Dolayısıyla bu bir tane elektron vererek elektron denizini oluşturacak. Burada her bir atom iki tane elektron vererek elektron denizini oluşturacak. Daha fazla elektron var.
Ve burada lityum sadece artı bir yüklüyken berilyum artı iki yüklü hale gelecek. Dolayısıyla burada hem çap daha küçük lityuma göre, hem daha fazla yük var, hem daha fazla elektron var. Dolayısıyla çekim kuvveti çok daha güçlü. Bu yüzden ben bu ikisini karşılaştırırken de diyeceğim ki berilyum lityuma göre daha büyüktür. Yani genel olarak ne diyecek? Üçünü karşılaştıracak olursam en büyük berilyum, sonra lityum, sonra sodyum. Ben bunları periyodik sistemdeki yerlerini şöyle bir hatırlayayım. 1A grubu ve 2A grubu olarak değerlendirecek olursam lityum buradaysa sodyum burada, berilyum buradaydı. Berilyum en büyük, sonra lityum, sonra sodyum. Yani diyeceğim ki periyodik sistemde yukarı ve sağa doğru gittikçe metalik bağın kuvvetinin artmasını bekliyor olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Konumuzu güzelce tamamladığımıza göre tabii ki konuyla sınırlı kalmayacağız. Çalışmalarımıza devam etmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız? Ödevlendirmelerle yapacağız. Öncelikle 0'dan 9'a kimya kitabında baya bir yol almıştık. Şimdi yol almaya devam ediyoruz. Hepimizde var artık tekrar etmemize, bunu bir an önce edinelim dememize gerek yok. Ödevlerde nereye kadar gelmiştik, neleri yapmıştık? Şöyle bir göz atalım, hatırlayalım tekrardan. Tanecikler arası etkileşimlerin sınıflandırılması demiştik. Güçlü etkileşimlere başlamış ve iyonik bağı tamamlamıştık. Yani 122. sayfa dahil olmak üzere, 23 dahil olmak üzere bitirmiştik. Kovalent bağın oluşumundan güçlü etkileşimlerin sonuna kadar artık sorumluyuz. Yani 124. sayfadan 134. sayfaya kadar bizim çözümümüzü bekliyor. Peki ne varmış 124'te? Şöyle birlikte bir göz atalım kitabın içeriğine. Neleri çalışmamız gerektiğini hep birlikte bir görelim. 124. sayfadan itibaren kovalent bağın oluşumu geliyor. İyonik bağı zaten tamamlamıştık çünkü. Kovalent bağın oluşumunu bize anlatıyor. Burada da bu kazanımla ilgili sorularla bizi destekliyor, anlamamızı sağlıyor. Ardından kovalent bileşiklerde adlandırma ve Lewis yapısını bize tekrardan tanımlıyor ve burada onunla ilgili çalışmalar yaptırıyor. Ardından polarlık apolarlık kavramını anlatıyor. Üzerinde özellikle durduğumuz kavramlardan bahsediyor. Yine sorularımızı çözüyor olacağız. Sonrasında bizi neler bekliyor? Metalik bağın oluşumu ve özellikleri. Ardından bununla ilgili soruları çözdüğümüz zaman biz güçlü etkileşimleri bitirmiş oluyoruz ve 132. sayfadan itibaren de tara geç kısımlarıyla güçlü etkileşimleri bize iyice bir öğretiyor. Ardından da zayıf etkileşimler için hep birlikte bekliyor olacağız. Tabii ki 0'dan 9 ayı tamamlamamız bizim için bu konu cepte, artık her şey bitti dememiz için gene de yeterli olmayacak. Ne yapacağız? Mevzuyu tam anlamıyla kapatabilmemiz için Tak Kimya kitabını da karşımıza alacağız. Buna da artık hepimiz sahibiz. Buradan da ödevlendirmelerimiz sürekli devam ediyor çünkü. Burada da aynı şekilde güçlü etkileşimlere başlamış, iyonik bağı bitirmiştik. 110. sayfadan başlayacağız ve 119. sayfaya kadar zayıf etkileşimlere gelene kadarki kısım buradan ödevimiz olacak. 110. sayfada neler varmış? Buna da şöyle hızlıca bir göz atalım hep birlikte. İyonik bağlı bileşikleri tamamlamıştık. Yine aynı şekilde kovalent bağ oluşumuyla başlıyor. En başta her sayfada bize bir tane çözümlü örnek veriyor. Bu çözümlü örnek aslında kazanımı bizim tekrar etmemizi sağlayacak. Bu kazanımı tekrar ettikten sonra da aşağıda İki tane bu kazanımla ilgili yine test sorusu bizi bekliyor oluyor. Bir tane boşluk doldurma sorusu ve bir tane yazılı tipi soruyla bu kazanımı iyice bir sindirmemizi sağlıyor. Aynı şekilde sonrasında gelen başka bir kazanım ve onunla ilgili sorular bu şekilde devam ediyor. Konuyu bize iyice benimsettikten, kabullendirdikten sonra da metalik bağ anlatıyor ve sonrasında da tarama testleri bizi bekliyor oluyor. Bu tarama testlerini de tamamladıktan sonra güçlü etkileşimleri hep birlikte bitirmiş oluyoruz ve zayıf etkileşimler için yine çalışmayı bekliyor oluyoruz. Bir sonraki videomuzda da bunu tamamlıyor olacağız ve üniteyi de neredeyse kapatmış olacağız diyoruz. O zaman ne yapalım? Ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.